Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Işık Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Eva Şarlak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tanışabilir miyiz sizinle? Tabii ki tanışabilirsiniz. Yalnızca öncelikle çok teşekkür ederim. Yani yürekten teşekkür ederim. Bu güzel ortama beni davet ettiğiniz için harika bir ortam. Benimle de çok bağdaşan bir, tabii ki izleyicilerimiz görmüyor olabilirler. Ancak benimle de çok bağdaşan bir ortam. Çünkü her taraf sanat dolu ve özellikle tasarım. Baroktan tutun birçok şeyi görebiliyorsunuz burada onun için. Bu da büyük bir zevk oldu benim için. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için bunca yoğunluğunuzun arasında. Çünkü bir işkolik olduğunuzu biliyoruz. Teşekkürler. Evet, benim için bu büyük bir yani zevkle söylediğim bir şey. Yani hiç durak bilmediğimde farkındayım. Bu yani bu koşturma arasında da yoğunluk arasında da her zaman izleyicilerinizle buluşmak benim için çok büyük bir onurdur, çok büyük bir zevktir. Teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun. Evet, şimdi beni tanımak istiyorsunuz. Evet. Aslında belki de çok farklı bir yaşam boyutuyla da başlayacağım. Çünkü genellikle de hep insanların istediklerini yani eğitim almak istedikleri programları pek önce para kazanılıyor mantığıyla bakarlar. Ondan sonra da çok bu konuda aile tarafından da ikaz edilirler. Ondan sonra da devam ederler hayatlarına. Ancak ben hep istediğim mesleğe sahip oldum. O da ilk üniversite yıllarımda yani lise bittikten sonra lisans eğitimimi arkeoloji alanında aldım. Bu benim en çok istediğim, okumaya niyetlendiğim ve okumaktan büyük bir zevk alacağımı da düşündüğüm bir bölümdü ve böylece arkeoloji okudum. Klasik arkeolojiydi. Özellikle de Yunan ve Roma dönemlerinin birçok boyutu, mimarlık, işte heykel gibi ve çok da önemli o dönemin İstanbul Üniversitesi'nde gelip eğitim veren Alman, çok Alman kişi, profesörümüz vardı. Çok önemli kişilerden de Müller Wiener, yani bugün İstanbul'un topografyasını yazan bir kişi. Onlardan ders aldım. Yani hayata yeniden gelsem yeniden arkeolog olurum. Ondan sonra deneyimlemelerimi bir şekilde akademik yaşama aktarmak için devam ettim. Sonra lisans hayatım bittikten sonra yüksek lisans ve doktora programları için lisans programını İstanbul Üniversitesi'nde bitirmiştim. Yüksek lisans ve doktora programı için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devam ettim. Tabii ki o dönemde mimarlık tarihi kürsüsündeki hocalarımız sanat tarihi bölümünü de kuruyorlardı, kurmuşlardı ve orada yüksek lisans ve doktora çalışmalarıma başladım. Genellikle de 19. yüzyıl üzerine yoğunlaştım ve böylece devam ettim. Evet. Peki mesleğiniz hakkında biraz detay bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii ki. Şimdi iki yönlü bunu belki ayrıştırmamız lazım. Bir tanesi arkeolog olarak ki ben dediğim gibi arkeolojiye devam etme yoluna gitmeyip 19. yüzyıla, yani klasik ve Yunan'a devam etmeyip 19. yüzyıla devam ettim. Fakat genel olarak baktığımızda tabii ki şu anda benim de çok ilgilendiğim bir alan olan kültürel miras koruma mantığı da yani bu dernekte de yapmış olduğumuz çalışmalarda otomatikman bu meslekle birebir ilintili. Çünkü bu coğrafya gerçekten yani büyük bir hazine.
çok büyük bir hazine. Bugün belki de bu mesleğin okunabileceği en iyi bölgelerden bir tanesi. Tabii ki her zaman söylediğim gibi bibliografyaya hakim olabilmek için de mutlaka bir yabancı dili, yani hatta bir dil, iki dili mutlaka bilmeniz lazım. Tabii benim avantajım, evet, mesleğimi yani iki yönlü dedim. Bir tanesi de akademisyenlik tarafı. Yani bir taraftan işte sanat tarihi, arkeoloji dediğimiz zaman evet, işte bugün o kadar büyük bir cevher ki bu alanlar. Genellikle İşte kazı alanlarında, sit alanlarında yapılan kazılarda çıkmış olan bir takım önemli üretimlerin çözümlenmesinin, farklı boyutlarda çözümlenmesinin ve bunun dışında sanata baktığımızda da, sanat tarihi boyutuna veya mimarlık tarihi boyutuna baktığımızda da işte daha doğrusu okumayı bilebilmek, bir eseri gördüğünüz zaman onu adeta bir edebi eseri nasıl okuyorsanız o sanat eserini de veya o mimarlık eserini de, üretimini de bir şekilde okumayı öğreniyorsunuz. Evet, bu meslekler eğer akademisyenliği seçmeseydim, yani işkolik dediniz ya, akademisyenliği seçmeseydim, tıkanabilir miydim diye belki bir soru gelebilir. Mesleğin zorlu alanlarından, evet, evet, değil mi? Evet. Eğer ondan bahsetmem gerekiyorsa orada evet, kendi yolunuzu bulmak için bir takım işte küratörlüğe, eleştirmenliğe, yazılar, yani sanat eleştirmenliğine, işte küratörlüğe kadar gidebilecek yollar vardır. Eğer sanatçı değilseniz. Sanat, yani sanat öyle bir şey ki korkunç bir yelpaze, yani bugün müzikten tutun birçok görsel alanlara kadar her şeyi alabiliyorsunuz. Orada bir zorlama olabilir ama unutmayın, yani ben hiçbir zaman unutmam ve bütün gençlere de büyük bir zevkle söyledim. Eğer severek yapacağınız bir mesleğe sahipseniz mutlaka yollar açılacaktır. Mutlaka yolunu bulacaksınız. Ama akademisyenlik yönüne baktığımızda biraz akademisyenlik tabii ki çok farklı. Öğrenciyle iletişim. Kesinlikle bilginin sizden geldiği değil. Aynı zamanda da onlardan da birçok şey öğrenebileceğimizi kabul ederek işe girmeniz. Yani öğrenci sadece sizden bilgiyi almaz, aynı zamanda öğrenci verir de. Bilgi verir sizlere. Çünkü biz onların teknolojisine, biz onların gözlemlerine, farklı gözlemlerine erişebilmemiz çok zor. Onun için bugün bilgiye zaten erişiyor. Bugün Google'a yazdığı zaman her şeyi bulabiliyor. Yani benim anlattığım birçok şeyi bulabilir. Önemli olan nasıl sentezleyeceğini gösterebilmek. Önemli olan sistematiğini kurdurabilmek, metodolojisini kurdurabilmek gibi gibi gibi. Yani her mesleğin zorlukları ve kolaylıkları olduğu gibi bunda da var, ama önemli olan bu işi sevmek. Sevdikten, evet, sonra her şey çok yolunuz açılır. Evet. Peki mesleki anlamda asıl hedefleriniz nelerdir? Mesleki anlamda yine aynı zamanda bahsettiğim üzere her zaman öğrenciye, yani her zaman bu bilgi alışverişinde sanatın önemini mutlaka ve mutlaka algılatmak. Bunun dışında coğrafyamızdaki bu kültürel mirasın somut olan ve somut olmayan, yani şarkılardan tutun, türkülerden tutun, mimarisinden tutun, işte asırlarca bu coğrafyada oluşan, işte prehistorik dönemden, neolitik dönemden, işte Yunan, Roma, Bizans, yani bütün bu toplulukların teker teker öneminin vurgulamak ve onları sahiplenmeye çağırmak. Öğrencileri, yani bunu bilincine varmak. Çünkü biz bu kültür mirasımıza, sahip olduğumuz kültürel mirasımızı kime ait olursa olsun sahipleri biz olduğumuza göre korumakla görevli olan yine bizleriz. Yani bu coğrafyadaki gençler,
Bunu bir defa en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Sanatı sevdirmek en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. Yani çok hedefim var. Çok. Güzel. Çok hedefim var. Yani evet, ya belki de ölmeden yapmak istediğim ticari kaygılarım olmadığı, görsel sanatlara önemin verileceği bir yapıyı meydana getirmek, dikkati çekmek. Yani bu çok çok önemli. Çünkü genellikle her şeye ticari kaygılarla bakılır. Eğitim de öyle. Ne yapacaksın okuyup gibi. Görsel sanatlar, işte ne kadar girdisi var gibi. Bu tür şeyler ne oluyor? Yani o zaman bizim bir yerde durup bir daha heykeltıraş yetiştirmememiz, bir daha işte ressam yetiştirmemize kadar geliyor. Onun için mutlaka yüreğinin götürmesi istediği yere gitmesini arzu ederim öğrencim. Yani en büyük hedefim bu. Yani bunların önemini vurgulamak ve bu coğrafya, bu toprakları ne kadar zengin olduğunu onlara aktarmak. Ve korumak, korumasına neden olmak. Harika. Gerçekten bu bence hayatta edinilebilecek en güzel hedef diyebilirim. Teşekkürler. Hem kutsal hem de çok önemli. Çok önemli. Hı hı. Peki, iş yaşantınızda hem bir yönetici, hem de kadınsınız, annesiniz, eşsiniz. Ama hepsinden farklı olarak yönetici ve kadın olmak iş hayatında nasıl ilerliyor? Siz neler yaşadınız, neler yaşamaktasınız? Evet, benim bir 4 senelik dekanlık sürecim oldu. Haziranda sona erdi. Hı hı. Tabii kadın olmak ve aslında ben idareci olmadım, yönetici olduğumu söyleyebilirim. Çünkü her zaman düşündüğümü, her zaman savunduğumu söyleyen bir kimliktim. Bu nedenle de yani kadın olmak, evet, belki yapılan oylamalarda oy çokluğuyla geçse de, yani sizin oyunuz tabii ki oy çokluğuna yenilse de, çünkü siz karşı çıktığınızda o oy birliğinden farklı bir şey çıkıyor, sonuç çıkıyor, o da oy çokluğu oluyor. Ama hiç olmazsa doğruyu söylemenin, şeffaf olmanın, gerçekleri söylemenin her zaman kendi vicdanım açısından beni rahatlatmıştır ve aynı zamanda da çünkü doğruyu söylemişimdir ve dik durmuşumdur. Bu çok önemli. Kadınlara verebileceğim zaten evet çok zorluk var. Evet, yani sonuçta bir şekilde evet Eva hocam yani bir şekilde otomatikman bastırılıyorsunuz. O gayet net. Ancak çok büyük bir avantajım oldu. O da birlikte çalıştığım bölümdeki bölüm başkanlarım hepsi kadındı. O benim için çok büyük bir avantajdı. Çok büyük sevgi biriktirdim aslında. Bu arada da zorluklar deyince ben belki de çok şeffaf bir karakterim olduğu için hiçbir zaman o dekanlık unvanının veya kıyafetinin içine girmedim. Çünkü Eva tipi bir dekan oldum. Yani belki de geçen gün çok güzel bir söylemle, bir mottoyla geldi bu. Eva dekan olmadı, dekan Eva oldu gibi bir söylemde, yani bir mottoyla karşılaştım. Çok da güzeldi bu. Bana zaten teklif edildiğinde ben benim gibi, yani o Eva tipi dekan olacağım ve o üniformanın arkasına gizlenmeden bu işe devam edeceğim dedim. Önemli olan zaten insanın başta karakteridir ve son derece şeffaf bir şekilde yolumda devam ettim. Yani hiçbir şekilde kendiniz olduktan sonra ve tabii bu şey farkındalığı da olması gerekiyor. Yani
Eva'nın acaba bu unvana ihtiyacı var mı? Yoksa hayatımda, yani benim sonlandı, dekanlığım bittikten sonra hemen pat Edirne risk analiz gezisine gittim. Yani sonuçta siz eğer bir şey yapıyorsanız o bir süreçtir. Akademik bilimsel sürecinize ara verirsiniz ve sonra da devam edersiniz. Ben de bilimsel sürecime ara verdim ve sonra da hemen pat diye araştırmalarıma devam ettim. Ama dediğim gibi zordur. Yani kadın olmak gerçekten, yani bu coğrafyada da zor ama dünyanın her yerinde de zor. Ama şeffaf olduktan sonra, kendiniz olduktan sonra ve hiçbir zaman o üniformaya veya o unvana ihtiyacınız olmadı. Yani unvan demeyeyim, ona artık bir görev, çünkü o idari görevin vermiş olduğu unvana ihtiyacınız olmadığı takdirde bu iş gayet güzel yürür. Ama dediğim gibi kapınızı kapatarak olmaz bu iş. Yani kapınızı kapatıp binlerce insanın sizi işte kapısınızı çalıp işte randevu alıp gibi şeylerle bu iş olmaz. Öğrenci de girsin, öğretim üyesi de girsin anında, zaten yerinizde de oturmamanız lazım. Yani devamlı gezmeniz lazım. Yani ben gezen bir dekandım. Öğrencilerle hep iç içe olan bir dekandım. Öğretim üyeleriyle hiçbir, yani ben telefonu açıp da işte gelir misiniz diyen bir kimlik olmadım. Çünkü yani fakat o kadar şeyler var ki, kalıplaşmış şeyler var ki, ben odalarına gittiğim zaman diyelim ki hocanın veya bölüm başkanının, o kadar kalıplaşmış, hemen ayağa kalkmalar. Yani bunlar tabii şey değil, yani benim böyle alışık olduğum şeyler değil. Gündelik hayat gibi devam etmeli, yaşamımızın bir parçası gibi devam etmeli ve eğlenceli bir hale getirilmeli. Yani olduğunuz gibi olmanız lazım. Harikasınız. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Peki, sanat, tasarım ve mimarlık alanında ilerlemek isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Onlara neler söylemek istersiniz? Aslında dikkat edersek ki yani bir defa şey kaygısı, yani bugün zaten bu üç alanda da baktığınızda en belki hani bu fakülteye diyelim ki girdiniz, artık o kadar üniversiteler o kadar geniş olanaklar sunuyor ki hepsinden ders alabilme, hepsinden veya bütün üniversitenin tek tip dersi alabilme gibi olanaklar sağlıyor. Onun için işte bu fakültelerin, yani bulunan bu fakültelerin bölümlerine bakıp çok farklı işte görsel iletişim tasarımları, yani zaten her şey tasarım değil midir? Yani baktığımızda tüm hepsinin, mimariye de baktığımızda işte tasarım dediğimiz mantığa da bugün modadan tutun işte görsel sanata kadar birçok şeyin tasarım içinde, endüstriyel tasarım gibi tasarım içinde yoğunlaştığını görüyoruz. Onun için hangi yolu seçerse seçsin, öncelikle kendi sevdiği alanda bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi tabii ki mimarlığı biraz daha farklı bir yöne alabiliriz. Çünkü biliyorsunuz, yani Türkiye'de de ciddi bir karmaşa var bu konuda. Yani işte iç mimarlar, iç mimarlık, yani aslında iç mimarlık derken iç mekan tasarımı dememiz gerekiyor. Evet. Maalesef işte yani ilk kuruluşunda tabii ki Fransız Akademisi'nin son derece etkin dil rolünde o da iç mimarlık olmuş. Ancak yani onu ayrıştırmayı iyi bilmek lazım. Çünkü maalesef yani bazen işte mimarların işini, müteahhitlerin yaptığını görüyoruz. Mimarlar da iç mekan tasarımına giriştiğini görüyoruz. Burada bir defa bu olanakları da, yani bu kavramları da iyi bilsinler okurken. Bugün görsel iletişim tasarımının önü çok açık. Yani endüstriyel tasarımın önü çok açık. Bugün artık art
artırılmış, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklikler. Yani yani her alan bir defa kendisi teknolojiyle birlikte bir uyum sağlar pozisyonda. Önemli olan kendi yolunu çizip ileriye dönük bir yani bu dünyaya nasıl yetişebilirim? Bu yani geleceğe nasıl yetişebilirim? Gelecek senaryoları planlayarak ilerlemeleri. Yani bir taraftan istedikleri mesleği okurken ama birinci sınıftan itibaren gelecek senaryolarını kurgulamaya başlasınlar. Ben her meslek için söylüyorum. Yani bu mühendislik için de geçerli. Yani artık sanattan anlamayan mühendis yok. Yani olmaması gerekiyor. Yok değil, var. Çok var. Aman yarabbim yani. İnanılmaz. Sizi böyle garip garip böyle. Yani ne sosyolojiden, ne psikolojiden, ne sanattan yani anlamayanlar çok fazla. Ama burada bana kızmasınlar. Yani artık bunu gerektiriyor dünya. Yani eğer yani benimle konuşan yani mühendis de olsa artık sanat tasarımı mimarlı bir şekilde bilmeli. Başka yani işletmede de aynı şekilde bilmeli. Yani ben bunları araştırmayan, bunlarla iç içe yaşamayan bir şekilde yaşamayı da bilmiyor diye düşünmekteyim. Örneğin yani Fransızların o savoir vivre dedikleri bir şey vardır. Savoir vivre demek için işte yaşamayı bilmek için çok para gerektirir diyen mottolar da karşıma çıktı ama ben ona inanmıyorum. Ben her sabah zeytin ağacımı öperek gidiyorum. Yaşamayı sevmek budur. Yani mutlaka her gün yaşamayı sevecek birçok kriter, birçok şey bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve bu keyifli sohbet ederim. İçin. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel ortamda bulunduğum için sizlere gerçekten yürekten teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Profesör Doktor Sayın Eva Şarlak konuğumuz oldu. Hoşça kalın.